Evet, seni dinliyorum hayat. Şimdi şöyle Murat Bey. İş dışında Bey'i atalım. Evet tabii, Murat. Unutmuşum yani Murat. Neyse işte. Yemek yiyebilirim değil mi? Seni bozmaz yani. Hayır. Bozmaz anlamında hayır. Tabii ki yiyebilirsiniz. Yanak kızarmasına su iyi gelmez. Zamanı bırak. Sunu arayıp Didem geldi deyince. Suna kimdi? Şirkete gelmişti. Yakın arkadaşım, hatırlarsınız. Aynı zamanda kuzenim. Kuzenim. Evet, neyse. Didem'in geldiğini duyunca ne yapacağımı bilemedim. Şaşırdım haliyle. Eve de dönmem lazımdı. Aklıma ilk geleni söyleyiverdim işte. Didem'in gelişini neden saklamak zorunda hissettin kendini? Çünkü özür dilemeye geldiğini bilmiyordum. Arıza çıkarmaya geldi sandım. Size de söylersem siz de meseleye dahil olurdunuz yüksek olasılıkla. Ki olurdum. Benim yüzümden tartışmanızı istemedim. Tamamen iyi niyetli nedenim vardı yani. Aynen. Ertesi günde durumu izah etmek yerine söylediğin yanında sürdürmek zorunda hissettin kendini. Öyle oldu. Ama bu gözümün içine baka baka yalan söylediğin gerçeğini değiştirmez değil mi? Değiştirmez. Bak. Ben hayatla ilkeleri sayesinde başa çıkabilmiş bir adamım. Bu insanların hoşuna gitmez ama böyle. Büyük bir iş dünyasının içindeyim ama küçük bir dünyam var benim. Aile, iş ve ilkelerden oluşan bir dünya. Anlıyorum. Anlamıyorsun. Labalilik ve amatörlük dışında yalan da hoşuma gitmez. Hatta yalan söyleme ihtiyacı duyan insanlar bana korkak ve zavallı gelir. Daha fazla devam etmeyeyim istersen. Hayır, etmeyin. Bu sefer gerçekten anladım çünkü. Kusura bakmayın, ben vaktinizi aldım. Biliyorum hiçbir anlamı olmayacak. Ama özür dilerim. Hayatım boyunca çok az yalan söyledim ben. Ben düşündüğünüz kişi değilim derken de kastettiğim buydu. Mecbur kalmasam bana hiçbir güç yalan söyletemezdim. Gerçekten devam etmenize gerek yok. Çünkü ben kendimi yeterince dövüyordum.